Cerrahpaşa Fakültesi Acil Anabilim Dalı'ndan Doktor Tayfun. Bugün sizlere acil servise karın ağrısıyla başvuran hastalarda genel yaklaşımdan bahsedeceğim. Genel bilgilerle ilgili başlayayım. Acil servise başvuran hastaların yaklaşık %40'ını oluşturmakta. Ani başlangıçlı karın ağrısı yaklaşık %5 ila 10 arasında. Hastaların neredeyse üçte biri ve yarısının yakınında nonspesifik bir etiyoloji var. Yani ne kadar tüm tetkiklere rağmen bir patoloji saptayamıyoruz hastalarda. Dispepsiden abdominal aort anevrizmasına kadar geniş bir spektrum mevcut tanı olarak. En sık acil cerrahi gerektiren karın ağrısı nedeni akut apandisit. Tüm yaşlarda görebiliyoruz. Kısaca karın anatomisinden bahsedeceğim. Sınırları üstte diyafram, altta pelvis, arkada lumbal omurlar, önde karın ön duvar kasları. Periton, visceral periton ve parietal periton olarak ikiye ayrılıyor. Karın boşluğunu ikiye bölüyor periton. Retroperitoneal organlar bir de peritoneal organlar olarak. Burada da genel olarak dört kadrana ayrılmış bir şekilde bir slaytımız var. Sağ üst kadranda daha hepatobiliyer organlar, sol üst kadranda dalak, onun dışında sağ alt kadranda apendiks, onun dışında sigmoid kolon sol alt kadranda, divertikül sol alt kadranda daha sık görüyoruz. İlk değerlendirmede her hastaya yaklaştığımız gibi öncelikle hava yolu, dolaşım, solunum buna bakmamız gerekiyor. Hastanın hızlıca vital parametrelerini kontrol etmemiz gerekiyor. Bu parametrelerdeki bozukluklar nispeten daha acil patolojileriyle ilgili bilgi verebiliyor bize. Damar yolu mutlaka açılmalı. Hastaya hızlıca sıvı replasmanına başlanabilir. Hastalar şiddetli karın ağrısıyla acıta bir şekilde başvurduğu için uygun ağrı palyasyonu da sağlanmalıyız bu esnada. 12 derivasyonlu EKG özellikle kardiyak risk faktörlerine sahip yaşlı, epigastrik ağrıyla başvuran hastalarda mutlaka değerlendirilmeli. Parmak ucu kan şekeri, hipo hiperglisemi ve DKA açısından bize diyabetik ketoasidozisinin bilgi verebilir. Yine yatak başı ultrason hastanın volüm durumunu, batın içi serbest sıvı varlığı, solid organ değerlendirmesi, vasküler yapıların değerlendirmesi gibi birçok konuda bize fayda sağlar. Öyküde hastaya sorulması gereken sorular, ağrı nerede? Nasıl bir ağrı var? Ağrı ne zaman başladı? Ağrı herhangi bir yere vuruyor mu? Bulantı kusma eşlik ediyor mu? İdrar değişikliği var mı? Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik var mı? Karın bölgesinde ameliyat geçirdi mi? Bunların detaylarından bahsedeceğim. Ağrı tipleri de visceral ağrı, somatik ağrı, yansıyan ağrı. Visceral ağrı iyi lokalize edilemez. Daha kramp, künt tarzında bir orta hatta bir ağrı tipiyken somatik ağrı iyi lokalize edilir. Daha keskin bir ağrı olarak tarif eder hastalar. Yansıyan ağrıyı da birkaç slide sonra bahsedeceğim. En sık rastlanan yansıyan ağrılar, kolistit sağ üst kadranda lokalize iken yansıması sağ omuza doğru. MI özellikle miyokard infarktüsünde inferior, toraks mediasten patolojisi olmasına rağmen epigastrik bir yansıma yapabiliyor. Dalak rüptürü yine sol üst kadranda bir patoloji iken solumuza yansıyan şekilde bir ağrı yapabilmekte. Lokalizasyona göre karın ağrısı nedenleri. Burada kırmızı ile belirttiğim nispeten daha acil patolojiler. Sağ üst kadranda hepatobiliyer patolojiler, yine pnömoni, karaciğer patolojileri. Sol üst kadranda dalak patolojileri, pankreatit, epigastrik bölgede yine pankreatit, miyokard infarktüsü olabilir, aort anevrizma rüptürü olabilir, perikardit olabilir. Sağ alt kadranda apandisit, genitourinary rahatsızlıklar, dış ektopik gebelik rüptürü, over torsiyonu. Sol alt kadranda yine divertikülit, yine genitourinary patolojiler olabilir. Umbilikus etrafı erken apandisitin bir belirtisi olabilir. Hastalarda epigastrik başlayıp sağ alta indiğini tarif eder ağrısının apandisitte. Yaygın ağrıda gastroenterit, mezenter iskemi, diyabetik ketoasidoz, FMF, peritonit, bağırsak obstrüksiyonu,
Karın ağrısı sadece batın organları değil, kardiyak patolojiler, pulmoner patolojiler, genitourinary patolojiler, endokrin bozukluklar birçok sebebi olabilir. Yani bu sebeple geniş düşünmeliyiz mutlaka. Klinik değerlendirmede yaş. Yaşla birlikte risk de artar. Bu sebeple yaş arttıkça mutlaka daha dikkatli olmalıyız. Daha mortal seyredebilmekte, acil cerrahi gereksinimi daha fazla olmakta. Önce ağrı mı oldu yoksa kusma mı? Ağrının önce olması daha kötüdür. Cerrahi neden olasılığını arttırmakta. Süresi yaklaşık 48 saatten az bir süredir olan ağrılar nispeten daha riskli. Daha akut karın sebebi olabilir. Öncesinde batın bölgesinden opere oldu mu hasta? Bu ileus olasılığını arttırmakta. Bunu mutlaka sorgulamalıyız. Muayenede inspekte etmeliyiz. Daha önce benzer ağrı oldu mu? Kronik pankreatit atakları olabilir. Alkol tüketimini sorgulayabiliriz hastalarda. Pankreatit, hepatit, siroz olma olasılığı fazla. Tanı konmuş kanser, divertikülit, pankreatit, renal tersizlik, safra teşhis kesesinde taş, enflamatuar bağırsak hastalığı var mı? Varsa bu hastalarda risk daha fazla. Gebelik şüphesi ve son adet tarihi. Mutlaka reproduktif çağdaki kadınlardan beta HCG görmeliyiz ve ektopik gebeliği, rüptürünü mutlaka ekarte etmeliyiz. Antibiyotik veya steroid tedavisi alıyor mu? Enfeksiyonu maskeleyebilir bu durum. Ağrı göbek çevresinde başlayıp sağlık kadına geçti mi? Bunu sorgulayabiliriz. Apandisit olasılığı artar çünkü tüm yaş gruplarında görülebilen akut karının en sık sebebi akut apandisit. Vasküler de kardiyak bir şikayet, hipertansiyonu var mı, kronik AFS'i var mı, sigara kullanımı var mı? Bu da mezenter iskemi, abdominal anevrizması olasılığını arttırmakta. Mutlaka yaşlı hastalarda bunu gözden geçirmeliyiz. Aniden dakikalar içinde başlayan ağrı, organ perforasyonu, ektopik gebelik rüptürü, anevrizma diseksiyonunu mutlaka düşünmeliyiz. 1-2 saattir olan ağrı, pankreatit, obstrüksiyon, renal kolik, safra koliği olabilir. Birkaç saattir olan ağrı, kolistit, apandisit, pelvik inflamatuar hastalık lehine bizi düşündürebilir. 6 saatten fazla süren şiddetli ağrı genellikle ciddi bir nedene bağlıdır. Mutlaka bunu dikkate almalıyız. Kolik ağrı şiddetli, lokalize edilmeyen, tübüler yapılarda obstrüksiyon olduğu zaman ağrının olduğu, obstrüksiyonun kaybolduğunda hastanın rahatladığı, kontinü olmayan bir ağrıdır. Özellikle renal kolik, safra koliklerinde sık görürüz, gastroenteritlerde sık görürüz. Enflamatuar ağrı devamlı olan, hareket ve öksürmekle artan, lokalize edilebilen ağrıdır. Daha çok organın enflamasyonuna bağlı. Sürekli bir ağrı tipidir. Apendik, safra kesesi, akut apandisit, akut kolistitte, kolon vesaire enflamasyonunda görebilmekteyiz bu ağrı tipini. Ağrıya eşlik eden semptom ve bulgular, bulantı, kusma, ishal, özellikle kanlı ishal, belki inflamatuar bağırsak hastalığının bir bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor karın ağrısının yanında. Kabızlık, yine bir obstrüksiyon belirtisi olabilir. Sarılık aynı şekilde hepatobiliyer bir patolojide karşımıza çıkabiliyor. Ateş enfeksiyon süreçlerde karşımıza çıkabilmekte. Titreme, kilo kaybı, hematuri bunları mutlaka sorgulamamız gerekiyor. öykü önemli noktalar. Doğurganlık çağındaki kadında eşlik eden vajinal kanama mutlaka ektopik gebelik, abortus bunu düşünmemiz gerekiyor. Yaşlı hastada az önce bahsetmiştim AFS olan kardiyovasküler hastalık öyküsü olan hastalarda mezenter iskemi, abdominal anevrizması mutlaka düşünmeliyiz. Ağrı şiddetiyle uyumsuz karın muayenesi bulguları yaşlı hastada yine mezenter iskemi düşünülebilir. İmmün yetmezlik, HIV, kortikosterit kullanımı, yakın zamanda kemoterapi kullanımı bunlar fırsatçı enfeksiyonlar açısından önemli. Mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Geçirilmiş karın içi cerrahi öyküsü adezyon, obstrüksiyon riskini arttırmakta. Ani başlangıç şiddetli ağrı, miyokard infarktüsü, perforasyon, abdominal aort anevrizma rüptürü, over rüptürü, ektopik gebelik rüptürü bunlar açısından önemli.
kolik ağrı, az önce bahsettim, gastroenterit, biliyer kolik, renal kolik ve kasa ayılan yan ağrısı, böbrek taşı düşünebiliriz. Adolesan erkeklerde mutlaka, hastalar sadece testiküler ağrıyla başvurmuyor, karın ağrısı da başvurabiliyor. Mutlaka bu yaş grubunda testis torsiyonunu da ekart etmemiz gerekiyor. Alkol kütüğü kullanım, kronik alkol tüketicilerinde mutlaka pankreatit, karaciğer sirozunu düşünmemiz gerekiyor. Tüm yaş gruplarının düşünmesi gereken akut apandisit, en sık görülen akut karın nedeni. Fizik muayenede inspeksiyon, oskültasyon, palpasyon, perküsyon. İnspeksiyonda peritonitli hasta hareket etmeye çalışır. Biliyer ve renal koliklu hasta acile kıvranır. Bu şekilde başvurur acile. Akut pankreatitli hasta diz dirsek pozisyonu yatarak kendini rahatlatmaya çalışır. Yine inspeksiyonda hastanın batında bir skar geçirmiş, cerrahiye bağlı bir skarı var mı? İkleri var mı? Onun dışında bir fıtığı var mı? Bunları da değerlendirebiliriz. Muayenenin önemli bir kısmı. Oskültasyonda isade bağırsak sesleri artmakta, paralitik ileusta bağırsak sesleri alınamaz. Mekanik bağırsak obstrüksiyon durumunda obstrüksiyon proksimalinde sesler artar. Abdominal aort anevrizmasında sistolik üfürüm duyulabilir. Palpasyon, palpasyonu ağrısız bölgeden başlanmalı mutlaka. Hastanın ağrı tarif ettiği yere doğru muayene ederiz. Musküler ciltte peritonitin bir bulgusu, özellikle tahta karın dediğimiz yaygın bir defans olur hastanın, batını dokundurmaz. Lokal defans daha çok kolistit, apandisit, divertikülit de önemli. Ama hastanın defansı istemli mi, istemsiz mi, bunu mutlaka ayırt etmek gerekiyor. Hasta rahat bir pozisyonda mı, bunu mutlaka yapmak gerekiyor. Difüz hassasiyet, akut gastroenterit, inflamatuar bir bağırsak hastalığı muayene bulgusu. Derin palpasyonda bir kitle palp edebiliriz. Murphy belirtisi yine akut kolistitin spesifik muayene bulgularından. McBurney belirtisi akut apandisitte yine spesifik bir muayene bulgusu. Perküsyonda organ perforasyonunda diyafram altında serbest hava toplanması, karaciğer maddesinde azalmaya yol açabilir. Serbest periton sıvısı ise yer değiştiren madde ile gösterebiliriz perküsyonda. Timpanik ses, gazlı dolu bağırsakları madde ise bir kitleyi gösterebilir. Fizik muayene dikkat edilmesi gereken durumlar. Hastanın genel durumu her zaman önemli. Muayene başlamadan hastanın pozisyonu, solunum paterni, spontan hareketleri, yüzdeki ağrı ve rahatsızlık hissini mutlaka dikkate almalıyız. Kötü görünen hastada altta ciddi bir patoloji olabileceği açısından dikkatli olunmalı. Vital bulgular değerlendirmeli, saptanan anormallikler alt yatan sebebi hakkında klinisyeni uyarabilir. Ancak normal vital bulguların varlığı da yaşamı tehdit edici bir durumun dışlanmayacağını da göstermekte. Yaşlı ve immün kompresi kişilerde yanıltıcı olabiliyor. Taşikardi ve hipotansiyon varlığı, hipovolemi ya da sepsisin bir bulgusu olabilir. Takipne varlığı, metabolik asidoza, sepsiste, eşkiden hipoksi varlığı olsun ya da olmasın pulmoner patolojileri düşündürebilir. Ateş yüksekliği yine enfeksiyoz durumlarda bir ipucu verebilir. Tanı yöntemleri, hemogram, rutin biyokimya, tam idrar tetkiki, gebelik testi, gait analizi, akciğer grafisi, ayakta direkt batın grafisi, batın ultrasonu, bilgisayar tomografi ve MR'da tanıda kullandığımız laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri. Tam kan sayımı, lökositoz, lökopeni, nötropeni, hemoglobin seviyesi bize fikir verebilir. Böbrek fonksiyon testleri ve elektrolitler. Karaciğer fonksiyon testleri özellikle hepatobiliyer patolojilerde bize bir fikir verebilir. Amilaz ve lipaz pankreatit tanısında önemli. Özellikle lipaz çalışılıyorsa daha yüksek spesifiteye sahip. CRP ve prokalsitonin inflamatuar yanıt göstergeleri. INR antikoagülan kullanan hastada terapötik düzeyin altındaysa iskemiye ya da normalden fazla olmuş INR kanama riskini gösterir. Ayrıca cerrahi girişim ihtiyacı olabilecekse hastalarda girişim öncesi mutlaka bu değerler de görünmelidir. Beta HCG doğurganlık çağındaki karın ağrısı olan tüm kadınlara mutlaka bakılmalı. Laktat
Bize mezenteri iskemi hakkında bilgi verebilir. Onun dışında bir kan gazı, metabolik asidoz varsa, bir de diyabetik keto asidoz, diyabet tanısı varsa yoksa hakkında fikir verebilir. Yani tam idrar tetkiki, idrar yollarında bir enfeksiyon, keton varlığı, diyabetik keto asidoz hakkında yine bize bilgi verebilir. Görüntülemede akciğer grafisi, diyafram altı serbest hava görülmesi, perforasyon bir bulgusu ve pnömoni bize yardımcı olmakta. Ayakta direkt batın grafisi, obstrüksiyonu destekleyen hava sıvı seviyesi, yabancı cisim, dilate bağırsak hastalığı gibi bulguları görebiliriz. Ultrason ucuz, hızlı, tekrar edilebilir. Radyasyon içermesi avantajları iken kullanıcı bağımlı olması, deneyim gerektirmesi, tetkik sırasında hastanın kooperasyonun gerekmesi olumsuz yanları. Gebelerde ilk tercih. Özellikle hepatobiliyar patolojiler, apandisit, basınçlı serbest sıvı varlığını göstermekte, hernelerin değerlendirmesinde, strangülasyon açısından, böbreklerin değerlendirilmesinde, nefrolitiyazis, hidronefroz varlığı, pelvik değerlendirmede, tubo-ovaryen patolojiler, ektopik gebelik, over torsiyonu, aynı zamanda yine adolesan çağda testis torsiyon açısından tanısal bir tetkik. Bilgisayar tomografi, çoğu nedenin ortaya konmasını en duyarlı ve özgün yöntem. Ancak radyasyon içermesi, maliyeti, gebelerde kullanılmaması, kontrast ilişki nefropati riski, kontrast alerjisi ihtimali, klostrofobik ortam olumsuz yanları. Akut karın ağrıları ani başlayıp acil cerrahi girişim gerektirebilecek bir durum. Son bir hafta içinde başlamış karın ağrısına denmekte. En sık görülen akut karın nedenleri akut apandisit, akut kolistit, ince bağırsak obstrüksiyonu, perfore ülser, peritonit. Semptomatik tedavide karın ağrısıyla başvuran hastalara yeterli analizlik vermekten çekinmemeliyiz. Bu acil servisteki zaten ilk görevlerimizden biri hastanın mutlaka ağrı palyasyonunu sağlamak. Yani genel cerrahi aksine bu konuda çekimser davranmamalıyız. Opioid analizikler hem ağrıyı kesmekte hem de abdominal bulguları gizlemez, tanıyı geciktirmez, morbidite, mortalite artışına neden olmaz. Gerekliyse antiemetik uygulayabiliriz hastalara. Nazogastrik kateter, özellikle üst-alt disk kanama ayrımında, ileus dekompresyonunda gerekli. Üriner kateter hastada glop varlığını ortadan kaldırır. Renal perfüzyonunu takip etmemiz gerekiyorsa üriner kateter ile takip edebiliriz. Analjezik seçimi, ateş yüksekliği varlığı ve hafif ağrıda parasetamol kullanabiliriz. 1 gram IV oral 4-6 saatte bir uygulayabiliriz. Hafif ağrılarda parasetamol, non-steroid olarak da ketorolak kullanılabilmekte. Yine hafif orta ağrılarda parasetamol, gerek duyarsak opioid. Ama orta şiddetli ağrılarda opioid türevi analjezikler kullanabiliriz. Morfin, fentanil, tramadol gibi opioidler kullanabiliriz. Fentanil güçlü bir analizik ve sedatif etkiye sahip. Diğerlerine göre daha az hipotansiyon yapmakta. Morfin, karaciğer ve böbrek yetmezliği varsa etkisi uzamakta. Bradikardi hipotansiyon, histamin salınımı yapabilmekte. Takip ve taburculuk. Cerrahi tanısı koyduktan sonra eğer imkanımız varsa konsültasyon istemeyiz mutlaka. Eğer ikinci basamak bir hastanede çalışıyorsak ileri bir hastaneye, ileri bir basamak hastaneye sevkini düşünmeliyiz mutlaka. Yüksek riskli akut karın olan hastalarda mutlaka yatış takip düşünmeliyiz. Hasta görünümde inatçı ağrıları ya da kusmaları olan taburculuk sonrası takip önerileri uyumlu olmayacak kişilerin yatırarak mutlaka takibi gerekmekte. Taburculuk planlanan hastalarda mutlaka acil servise tekrar başvurması gereken durumlar detaylı bir şekilde anlatılmalı hastalara. Özel popülasyon olarak kadınlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle alt abdomen, pelvik ağrılarla başvuran hastalarda mutlaka jinekolojik bir neden mi, non-jinekolojik mi bunun ayrımı yapılmalı. Hasta detaylı değerlendirmeli. Ektopik gebeliğe bağlı kanama birinci trimesterde gebelikle ilişkili anne ölümünün en sık nedeni. Bunu mutlaka düşünmeliyiz. Doğurganlık çağındaki histerektomi olmamış kadınlara mutlaka beta HCG bakılmalı. Anamnezine güvenilmemeli. Beta HCG pozitif gelirse mutlaka transvajinal ultrasonla
kadın doğum konsültasyonu istenerek fetal iyilik halini mutlaka değerlendirmeli. Bir ektopik gebelik varlığı rüptür açısından hastalar mutlaka değerlendirmeli. Hemodinamik kolaps olan reproduktif kadında ektopik gebeliği mutlaka unutmamalıyız. Yaşlılarda semptomlar hafif olabilir, şiddetli olabilir, belli belirsiz olabilir. Hasta kendini iyi ifade edemez. Diyabeti vardır, ağrısını çok iyi tarif edemez. Başvuru anında yanlış tanı alan 80 yaşın üstteki bireylerde mortalite neredeyse 2 katına çıkmakta. Perfore organ, gangrenöz mesane, nekrotizan, pankreatit, strangüle herni, intestinal enfarkt gibi cerrahi komplikasyonlar artmakta. Ateş güvenilir bir abdominal enfeksiyon göstergesi değil. 5'te 1'den az perfor apandisli yaşlı hasta tipik olarak ateş gözlenmiştir. Diğer grupta ateş olmamış. Lökosit cerrahi geçirip yaşlı hastayı ayırt etmekte yeteneği az. Anahtar noktalara değinecek olursam, hastanın yaş, cinsiyet, mevcut şikayetine göre daima en kötü olasılığı düşünüp ikart etmeliyiz. Acil servisteki en temel görevimiz bu, karın ağrısı başvuran hastada. Tekrarlayan muayeneyle hastayı sürekli muayene etmemiz gerekiyor. Hastanın semptomları geriledi mi, verdiğimiz tedavide devam etmekte bunu mutlaka sorgulamalıyız. Tanıda kuşku varsa mutlaka taburcu etmeyip takibine devam etmemiz gerekiyor. Reproduktif dönemde kadınlardan mutlaka beta eşliği istememiz gerekiyor. Laboratuvar bulguları kliniğin önüne geçmemeli. Mutlaka fizik muayene, hastanın öyküsü ön planda olmalı. Laboratuvar bulgularının destekleyici bir bulgu olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Kaynaklarım bunlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.